Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlere gerçekten çok güzel bir sürpriz hazırladım. E, kümesime yeni bir ırk aldım arkadaşlar. Elimde olmayan bir ırkı kümesime kazandırdım. Bu ırkı sizlerle paylaşmadan önce e, videomuzu izleyen bütün arkadaşlardan ricam videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. Beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepsini kontrol ediyorum. Kanalıma hala abone olmayan arkadaşlar varsa abone olmayı unutmasınlar. Yararlı videolar çekiyorum. Tedavi videoları çekiyorum. Eğitici videolar çekiyorum. Bunun yanı sıra her ay sonu çekiliş videoları yayınlıyorum. Bu videoları kaçırmamak için kanalıma da abone olmayı lütfen unutmayın. Arkadaşlar bu yeni ırkı sizlere göstereceğim. E, eskiden kümeslerimin bölmeleri aşırı büyüktü ve göz sayım azdı. Toplamda 5 tane kafesim vardı. Şu an 9 tane kafesim var. E, bu gerçekten güzel bir durum. E, bu yüzden ırk hayvanlarımı çoğaltmaya karar verdim. Ee, ve bu yeni almış olduğum tür gerçekten de çok güzel. Şu elimde görmüş olduğunuz kutunun içerisinde arkadaşlar toplamda 5 tane e, hayvan var. Yani 5 tane civciv, 1 aylık civciv arkadaşlar. Çünkü e, yetişkin hayvan almayı düşünmüyorum. Sizler de fark etmiş olmanız lazım. Ne zaman kümesime yeni bir ırk alacak olsam ya cici olarak alıyorum ya da yarkı olarak alıyorum. Bunu bilerek yapıyorum arkadaşlar. Ayrıyeten bir sebebi de bütçe tabii ki. Bütçemizi aşıyor. Neden aşıyor? Çünkü hepsi süs hayvanları arkadaşlar. Görmüş olduğunuz cüce koşullarımıza de kocaman bir maşallah. Onlarla ilgili detaylı videoda gelecek. Yani cins olduğu için arkadaşlar fiyatı pahalı geliyor. Takım kurmak çok zor oluyor. Civciv almamın başka bir sebebi de e, kümesimizde mesela buradan hayvan alıyorsunuz. Size genç söyleniyor, yumurta yaptığı söyleniyor, her şey söyleniyor. Bundan emin olamıyorsunuz, kandırılabiliyorsunuz. Bu yüzden ben yarkıya da civciv olarak aldığım zaman, kendim büyüttüğüm zaman hayvanımın ne kadar genç olduğunu kendim bilmiş oluyorum. Ayrıyeten sizler de izlemiş oluyorsunuz. Her hayvanımın ne kadar kaç aylık olduğunu hemen hemen hepiniz biliyorsunuz. Bu yüzden civciv ya da yar kalmayı daha uygun buluyorum. Kutudaki sürprizimi sizlerle paylaşmadan önce ufak bilgiler de vermek istiyorum. Arkadaşlar yeni hayvan alırken dikkat etmeniz gereken şeyler var. Öncelikle alacağınız hayvan yetişkinse o yetişkin hayvanın anne ve babalarının resimlerini isteyin. Cici alacaksanız aynı şekilde o cecivlerin anne ve babalarının resimlerini isteyin. Yarka da alacak olursanız aynı durumu tekrarlayın arkadaşlar bunları istemekten de çekinmeyin. Eğer ki sizlere anne ve baba resimlerini atmıyorlarsa kesinlikle alacağınız hayvanda bir problem vardır. Bu yüzden dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ben bu konuda çok şanslıyım. Kümesimde fazla hayvan olduğu zaman ya da yumurta sahiplendireceğim zaman izleyen bütün izleyicilerimin, bütün hayvanlarımın nereden geldiğini, nasıl büyüdüğünü, kaç aylık olduğunu hepsini detaylı olarak tüm videolarımda izleyebilme şansları var. Bu yüzden insanlar benden yumurta alacağı zaman örnek veriyorum cüce koşun yumurtası alıyor. Çıkacak cüce koşun da budur. Yani insan aldığı hayvanın nasıl büyüdüğünü bile bilebiliyor benim kanalımda. Bu gerçekten mükemmel bir duygu. Bunun dışında arkadaşlar alacağınız hayvanlara dikkat etmeniz gereken ikinci özellik, diyelim ki dışarıdan bir hayvan kümesinize sokuyorsunuz. Ben kolay kolay Dışarıdan kümesime hayvan sokmam, sokma yöntemimi de sizlerle paylaşacağım. Ben videolarımda sürpriz yaparken de yine eğitici ve bilgilendirici e, kelimeler kullanmadan edemiyorum. Huyum bu. E, beni öğretmen ilan ettiniz resmen. Yapacak bir şey yok. Kesinlikle alacağınız hayvanlara bunlara dikkat edin. Ayak parmaklarına dikkat edin arkadaşlar. Irk standartlarına dikkat edin. Örnek veriyorum. E, zibritlerin bacakları mordur. Size beyaz bacaklı e, zibrit verecek olan insan Zibreti kırmadır. Bu yüzden ırk standartları videolarım gelecek. Aklınıza gelebilecek tüm kanatlı hayvanların ırk standartları videolarını sizlerle paylaşacağım. Böylelikle kandırılmayacaksınız. Irk standartları videomda öncelikle e, o ırkın nereden geldiği, neye benzediği, nasıl gözüktüğü, ayak parmağından e, kafasına kadar sizlerle paylaşacağım. Olmadı, cici ve yarka hali nasıl gözüküyor onu da paylaşacağım. Böylelikle kimse sizi kandıramayacak. Ben zamanında çok kandırıldım. Şimdi kimse beni kandıramıyor. Evet gelelim arkadaşlar kutudaki sürprizimize. arkadaşlar kümesime yeni bir tür kazandırdım, yeni bir ırık ee, gerçekten mükemmel daha önce de çok sevdiğimi söylediğim bir ırk arkadaşlar. Ee, kümeslerimin boyutları çok büyük olup az olduğu için mecburen satmak zorunda kaldım. Eminim kutudaki ırkı sizler de görünce inanılmaz derecede mutlu olacaksınız. Ben de bunun mutluluğunu sizlerle paylaşmış olacağım. Ee, arkadaşlar yeni almış olduğum ırk e, sizlere açıklamadan önce elimdeki kutuyu görüyorsunuz. İçinde bir aylık 5 tane cici var. Bu ırkı bu kutuyu açmadan önce bilip yorum kısmına atan arkadaşları tebrik edeceğim. Kendine güvenen yanlış da olsa tahminini yapsın arkadaşlar. Bu bir eğlence yani. Videomuzun eğlenceli kısmı. İlla doğru bilmenize gerek yok. İçinizden ne geçiyorsa ırk olarak onu yorum kısmına atabilirsiniz. Yanlış bilmeniz sizlerin bir şey kaybettiği anlamına gelmiyor. Ee, bu yüzden kutumuzdaki ırkı tahmin eden arkadaş yorum kısmına yazsın. Hemen kutumuzdaki hayvanları da ben şimdi sizlerle paylaşıyorum. daha önce de kümesimde varlardı. Pişman olmuştum çünkü orijinal safkan Habeş'e benzemiyorlardı. Gördüğünüz gibi 5 tane Habeş civciv aldım arkadaşlar. Pompon gibi duruyorlar. Yaklaşık 1 aylıklar. Gerçekten de mükemmel gözüküyorlar. Kümesimize Habeş ırkını tekrar kazandırdım çünkü bölmelerimiz çoğaldı. Bu konuda gerçekten de çok mutluyum. Şimdi arkadaşlar bu habeşlerimize yer hazırlayacağız hep beraber. Yalnız sizleri bir konuda uyaracağım. Arkadaşlar kümesinize büyük küçük fark etmez aldığınız hayvanları direkt kümesinize sokmayın. Sokma yöntemini hemen ben sizlerle paylaşayım. Kümesinizde sizin hayvanlarınızın bağışıklık kazandığı mikroplar olabilir. Başka kümeslerde bağışıklık kazandığı mikroplar olabilir. Bu yüzden büyük bir çatışma, büyük bir hastalık ortaya çıkabilir görmüş olduğunuz ya da sizlerin almış olduğu hayvanların öncelikle bir kaba deterjanlı su hazırlıyorsunuz arkadaşlar. İçerisine çamaşır ilacı koyabilirsiniz, hipo koyabilirsiniz. İyice karıştırdıktan sonra kümesinize getirdiğiniz hayvanların ayaklarını iyice o ilaçlı suya batırıyorsunuz. Daha sonra kurulayıp daha sonra fön makinesiyle kurulayıp e, kümesinize sokabilirsiniz. Bu bir önlemdir. Tabii ki de yine bahsettiğim hastalıklara yakalanma riskleri de var. Şimdi bu görmüş olduğunuz 1 e, aylık civcivler aslında şuradaki civcivlerime hemen hemen eşit yanlarına koyabilirim. Ama dediğim gibi hastalıkların yayılmaması için yaklaşık bir ayı geçen bu cicivlerimi yaklaşık iki ayı geçen bu diğer cicivlerimle birleştireceğim. Böylelikle kümesimdeki hayvan birleşmesi gerçekleşmiş olacak. Daha sonra zaten bir iki hafta sonra bu görmüş olduğunuz bütün yavruları buraya aktaracağım. Burada da rahatlıkla gezip büyüyebilecekler. Görmüş olduğunuz mükemmel bir İsveç yavrusu. Bu yıl ispece doydum arkadaşlar. İnanılmaz derecede ispeç büyütüyoruz. Maşallah bu kümesindeki hayvanlara da apanzellerimize de maşallah. Maşallah birinci habeşimizi koyduk. İkisini daha koydum. İki daha koydum. Toplamda beş oldu. Arkadaşlar Görmüş olduğunuz Habeşlerin içerisinde kaç tane dişi, kaç tane erkek var bilen yorum kısmına da yazsın. Doğru bileni de yine tebrik edeceğim. Maşallah Habeşlerimiz yavaş yavaş tüylenmeye başlamışlar. Umarım çok güzel bir şekilde Habeş büyütürüz ve bu sefer umarım pişman olmam. Ee, orijinal. Yani benim kümesimde kırma hayvana yer yok arkadaşlar. Kırma hayvana tahammülüm de yok. Bu yüzden safkan için çabalıyorum. Bu videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. <laughs> Beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayın. Çekmemi istediğiniz video başlıklarını yorum kısmına atarsanız elimden geldiğince bu videoları sizler için çekerim. Sağ altta abone ol butonuna tıklamayı unutmayın. Video sonunda yine yararlı videoların linkini bırakmaya devam edeceğim. Şimdilik hoşçakalın. Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın.